Merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Bu videoda sizinle birlikte çocuğunuzun sorumluluk gelişimini destekleyen eğlenceli bir etkinlik yapacağız. Sorumlulukların Var etkinliğini karton, resim kağıdı, yapıştırıcı, kalem ve makas gibi birkaç basit malzemeyle yapabilirsiniz. Öncelikle bu malzemeleri hazırlayın ve çocuğunuzla birlikte masaya oturun. İlk iş ona etkinlikte neler yapacağınızı açıklayın. Ardından sorumluluklarla ilgili sohbet edin ve çocuğunuzun gün içerisinde yapabileceği 5 sorumluluk belirlemeye çalışın. Sorumlulukları belirledikten sonra çocuğunuzla birlikte hem çocuğunuza hem de kendinize bir sorumluluk panosu hazırlayın. Hadi şimdi etkinliğimize başlayalım ve bu sorumluluk panosunu hazırlarken çocuğunuzla sorumluluklarla ilgili nasıl konuşabilirsiniz? Bu 5 sorumluluğu nasıl belirleyebilirsiniz? Onları örneklerle açıklayalım. Sorumluluk panosunu hazırlamak için hem çocuğunuza hem de kendinize birer tane resim kağıdı alın. Bu resim kağıdının üstüne elinizi koyun ve bir kalem yardımıyla elinizin şeklini resim kağıdının üstüne çizin. Bunun aynısını çocuğunuzdan da yapmasını isteyin. Onunla birlikte gün içerisinde yapabileceği 5 tane sorumluluk belirlemeye çalışın. Bu sorumlulukları belirlerken çocuğunuzun henüz kazanamadığı, kazanmasını istediğiniz sorumlulukları seçmeye özen gösterin. Bu arada el şeklini resim kağıdının üzerine çizmeniz bittikten sonra ucu küt bir makas yardımıyla el şeklini kağıttan kesmesini isteyin. Bunu rahatlıkla çizgileri takip ederek yapabilir. Biz de bir yandan kağıdın üzerine çizdiğimiz el şeklini keserken bir yandan da çocuğunuzun gün içerisinde hangi sorumlulukları alabileceğini konuşalım. Örneğin çocuğunuz çiçekleri sulamak, okulla ilgili etkinlikleri takip etmek, bu etkinliklere katılmak, gün içerisinde sık sık ellerini yıkamak, çamaşırlarını katlamak, oyuncaklarını toplamak gibi pek çok sorumluluğu üstlenebilir. Bu sorumlulukları belirledikten sonra her bir sorumluluğu kestiğiniz el şeklinin bir parmağına yazabilirsiniz. Bu el şeklini kestikten sonra renkli fon kartonuna bir yapıştırıcı yardımıyla el şeklini yapıştırın. Panoyu hazırladıktan sonra ilk gün çocuğunuzla bir araya gelebilir ve gün içerisinde hangi sorumluluklarını yerine getirdiğini, hangilerini yerine getirirken zorlandığı hakkında konuşabilirsiniz. Eğer o gün içerisinde tüm sorumluluklarını yerine getirdiyse sorumluluk panosuna gülen yüz çizebilirsiniz. Diğer günler bu gülen yüzü çocuğunuzun çizmesine izin verebilirsiniz. O gün yapamadığı sorumluluklar varsa, sonraki günlerde o sorumlulukları yapmak için, yerine getirmek için neleri ihtiyacı olduğu hakkında konuşabilir, onu sorumluluklarını yerine getirmesi için teşvik edebilirsiniz. Şimdi kestiğimiz el şeklini renkli fon kartonu üzerine bir yapıştırıcı yardımıyla yapıştırabiliriz. Bu arada kendiniz için hazırlayacağınız sorumluluk panosunu da kendi odanıza asabilir ve çocuğunuza örnek olmak için zaman zaman bu sorumluluk panosunun önüne giderek gün içerisinde yerine getirdiğiniz sorumlulukların üzerinden geçebilir, kendinize de güler yüz atabilirsiniz. Şimdi elimizin şeklini fon kartonumuza yapıştıralım. Sıra geldi bu sorumlulukları parmakların üzerine yazmaya. Her bir sorumluluğu bir parmağın üzerine yazabilirsiniz. Örneğin ilk sorumluluğu çiçekleri sulamak olabilir. Bir diğer sorumluluk gün içerisinde ellerini sık sık yıkaması, dişlerini fırçalaması, sofrayı toplamak için size yardımcı olması olabilir. Her bir sorumluluğu bir parmağın üzerine yazdıktan sonra sorumluluk panonuz hazır. Bunu çocuğunuzun odasında istediği bir yere asabilir ve gün içerisinde sık sık bu panonun yanına giderek sorumluluklarını ona hatırlatabilir ve kolaylıkla takip edebilirsiniz. Bu etkinliği yaptığınızda çocuğunuzun kendi sorumluluklarının farkında olmasını, sizinle ev içi sorumluluklara yönelik işbirliği yapmasını, yardımlaşmasını ve kendi sorumluluklarını yerine getirmesini destekleyebilirsiniz. Çocuğunuzla kaliteli vakit geçirmek için onunla birlikte oynayabileceğiniz oyunlara ve uygulayabileceğiniz etkinliklere yönelik diğer videolarımıza göz atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.